Dünya siyaseti Gezi Parkı protestolarına yönelik açıklamalarını sürdürüyor. Avrupa Birliği eylemlerin Türk demokrasisi için pozitif bir sinyal olduğuna işaret etti. Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiği vurgulandı. Bu arada ülke çapında giderek yaygınlaşan Duran Adam eylemlerine dünya basını da geniş yer ayırdı. Times gazetesi protestocular barışçıl direnişe önderlik yapıyor değerlendirmesinde bulundu. Gezi Parkı protestolarına dünya siyasetinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Avrupa Komisyonu genişlemeden sorumlu temsilcisi Stefan Füle, Türkiye'de protesto yapan göstericilerin çapulcu veya vandal olmadığını belirtti. Füle, aksine bu durum Türk demokrasisi için pozitif bir sinyaldir dedi. Avrupa Birliği'nden bir diğer açıklamada Komisyon Başkan Yardımcısı Nili Kroes'ten geldi. Türkiye'nin çok kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayan Kroes, polis göstericilere şiddet kullanarak bastırmaya çalışıyor. Özgürlük konuşma ve adil yasal prosedüre yer yok görüşünü dile getirdi. Bu arada Gezi Parkı protestolarının ardından Duran Adam eylemi de dış basında geniş yer buldu. Eylemi başlatan performans sanatçısı Erdem Gündüz, BBC'ye verdiği röportajda hükümet insanların neden sokaklarda olduğunu anlamıyor diye konuştu. The Guardian gazetesi de Türkiye'nin duran adamı pasif direnişin bir devleti nasıl sarstığını gösteriyor başlığını kullandı. The Times ise duran adam protestocuları barışçıl direnişte önderlik yapıyor diye yazdı. Türkiye'de giderek yayılan duran adam eylemi İtalyan La Repubblica gazetesinde de tam sayfa yer aldı.